Evrim, canlılığın varlığını süre gelen yılları almış araştırmalarla, hücrelerle açıklayabilme çabası. Ve bununla ilgili ateistlik o fikir akımını zaten bir önceki videomuzda izah etmiş. Dolayısıyla anlattıkları gibi muntazam işlerin temeldeki hücre tarafından yapılamayacağını, o muntazamlığın ancak bir ilim sahibi tarafından olacağını ve dolayısıyla aradaki benzerliklerin de hücrelerden türediğini değil, o ilim sahibi zatın hücreleri kullanarak bu canlı türlerini oluşturduğunu anlatmıştık. Bugünkü konumuz ise biraz daha farklı. İslamiyet'in evrime olan bakışı. Eğer yanlış izahlar yapılırsa ateistlik fikir akımından deizme doğru kayabilecek bir konuyu bugün ele alacağız. Bu konuyla ilgili en doğru kararı Kur'an-ı Kerim'e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve İslam alimlerine danışarak alacağız tabii ki. Hadi başlayalım. İslamiyet bilime karşı mıdır? İslamiyet bilime tabii ki karşı değildir. Tam aksine kainatta gördüğümüz ispatlanmış bilimsel veriler, matematik, fizik, kimya, astronomi ve geometri bunun gibi bilim dalları bizlere Allah'ın isim ve sanatlarını anlatan, Cenab-ı Hakk'ın Esma-ül Hüsna'sını yazatan muntazam birer kaynaktır. Hatta Üstad Bediüzzaman Hazretleri din ilimleriyle fen ilimlerinin beraber okutulması gerektiğini, ancak böylelikle bu asırda kaliteli bir müminin ortaya çıkacağını ve bununla ilgili çalışmaların bir an önce yapılması gerektiğini söylemiş ve Medrese-tü Zehra projesini ortaya atmıştır. Bu proje meclise kadar gitmiş ama o zaman da darbe girişimleri nedeniyle yarıda kalmıştır. Yani üstadın savunduğu şudur: eğer bir insan fen ilimlerini almaz da sadece din ilimleriyle beslenirse, kalbini doyurursa sadece, bir süre sonra toplumdan geri kalmış mutaassıf ve toplumu anlamayan bir insan modeli karşımıza çıkar. Ama öte yandan sadece fen ilimleriyle aklını beslemiş ama kalbini ve ruhunu gıdasız din ilimlerinden mahrum bırakmış bir insan ise, ruhi bunalımlarla belki birçok günahı rahatlıkça yapabilecek, başta kendini ve sonra toplumu sosyolojik olarak sıkıntıya sokabilecek insanlar haline gelip en başta kendine zarar verecek bir insan potresi karşımıza çıkaracaktır. Dolayısıyla üstad bu yüzden hem aklı hem kalbi doyuran Risale-i Nur eserlerini ortaya koymuş. Astronomi, fizik, kimya, biyoloji ve vesaire bilim dallarında birçok eserler okumuş ve birçoğunu hafızasında hıfzetmiş. Hatta bununla ilgili İstanbul'da her suale cevap verilir, hiçbir sual sorulmaz diye meydan okuyarak sadece din alanında değil, astronomi, fizik, kimya, matematik, geometri alanında da birçok sorunun cevabını vermiş ve İslamiyet'in bilime karşı olmadığını eserleri ve hayatıyla ortaya koymuştur. İşte böyle bir zat, her bir canlı türünün ortak bir atadan değil, hepsinin ayrı birer anne babadan meydana geldiği düşüncesini savunmuş ve şöyle söylemiştir: nevilerin teselsülü, yani sonsuzlanıp gitmeleri batıldır. Ve bazı nevlerin, canlı türlerinin başka nevlerden husule gelmeleri, meydana gelmeleri tevehhümü düşüncesi ise batıldır. Çünkü iki nevden doğan nev alel ekseri hakimdir veya nesli inkıtağa uğrar. Yani soyu kesiktir. Tenasül ile bir silsilenin başı olamaz. Yani en basitinden farklı türdeki canlıların çiftleşmesiyle ortaya gelen canlıların dahi ya soyunun kesik olduğu veya çok fazla yaşamadıkları şu günümüzde bile ortadayken, Üstad Bediüzzaman Hazretleri türlerin birbirinden değişmesini değil, her bir türün ayrı birer anne ve babasının olduğu düşüncesine sahiptir. Yani bilimsel, zaten şöyle, bilimin bu noktada bir ispatı yok ki. Yani şöyle, mesela evrim teorisinde canlıların birbirinden evrimleşine dair net bir ispat yok. Sadece ne var? Aradaki böyle fosil var deyip, aradaki canlı türlerin benzerliği var. Yoksa bilimin de şu an gözlemlenebilir bir tür değişimi yok. Yani bana işte canlıların birbiriyle türünü gözlemleyebilir misin? Tabii ki gözlemlerim. Nasıl? İşte şu canlı fosili şu tarihte bulmuş, şu canlı fosili şu tarihte bulmuş, şu bu tarihte bulmuş. Baksana hepsi birbirine ne kadar benziyor, bu bundan türemiştir. Hayır, ben o ikisinin onun ona geçtiğini, diğer türün bir türün diğer türe doğru geçiş yaptığını gözünle görüp gözlemleyebilir misin, onu soruyorum. Evrime bilim camiasından tam net bir izah bulunamadığından, sanki İslamiyet bu noktada birazcık bu işe kullanılmaya, alet edilmeye çalışılıyor gibi. İşte bu yüzden bu büyük zatların sözleri çarpıtılarak, kitaplarından kesitler paylaşılarak yanlış bir algı ortaya çıkıyor. İslam alimleri sanki bunu destekliyormuş gibi bir algı ortaya çıkıyor. İbrahim Hakkı Hazretleri veya Mevlana gibi zatlar bu noktada hani kitaplarından böyle alıntılar yapılıyor, küçük küçük parçalar çekiliyor. Sanki evrimi destekleyen cümleler kurdu diye. Halbuki onun cımbızlıyor.
Halbuki onun başına ve sonuna baktığın zaman durumun hiç öyle olmadığını çok net anlıyorsun. Biraz kafa bulandırılıyor yani. Niye bulandırıldığına bak şimdi. İlk insanın ortak adadan hücrelerle yıllardır süre gelmiş bir inşa dizilimiyle oluştuğunu savunan evrime mukabil Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk insanı şu şekilde açıklıyor. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yeryüzünün her tarafından alınan topraklardan yarattı. Bu sebeple neslinden siyah, beyaz, esmer ve kırmızı renklerde olanlar olduğu gibi bu renkler arasında bulunanlar da oldu. Kimi yumuşak, kimi sert, kimi de temiz oldu. Ebu Cehillerin, yani baş İslam düşmanlarının dahi güvenilirliğini tasdik ettiği bir insan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, insanın varlığının yeryüzündeki belli başlı toprak silsilelerinden bir araya gelerek oluştuğunu anlatıyor. Ve daha önceden hak kitabı olduğunu ispat ettiğimiz Kur'an-ı Kerim'de, ki linklerini şuradan bir yerden bulabilirsiniz. Daha önceden hak kitabı olduğunu, Allah'ın kelamı olduğunu ispat ettiğimiz Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bize şöyle buyuruyor. Ki o yarattığı her şeyi güzel yapandır. İnsanı yaratmaya da çamurdan başlayandır. Ve diğer bir ayette andolsun biz insanı kuru bir çamurdan ve suretlenmiş, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık diyerek insanın varlığını ve ilk inşasının başlangıcının çamurdan, yeryüzünden toplanan toprak silsilelerinden olduğunu ispat ediyor. Tabii ki bununla ilgili birkaç izah da yapmak gerekecek herhalde, değil mi? Yapak yani. Sanki şöyle baktığımız zaman çamurdan bir araya gelip olmaktansa hücrelerden bir araya gelmek daha mantıklı gibi görünüyor. Aslında buradaki düşünce akımının yapmaya çalıştığı şey tam da bu oluyor. Neden? Çünkü hücreler silsilesinden olduğumuzu, başlangıcımızın bu şekilde olduğunu sana ispat edip izahlar kafana sokarsa, Kur'an-ı Kerim'deki bu gördüğümüz bunun gibi yüzlerce ayet manasını yitirmeye başlayacak. Ve Hazreti Adem'in cennette kuru bir balçıktan yaratılıp orada yasak elmayı meyve yedikten sonra dünyaya ihraç edildiği düşüncesi sende bir hikaye olmaya başlayacak. Belki de Allah korusun bir süre sonra saçmaymış gibi gelmeye başlayacak. Sonuç, bir tane ayetini dahi yalanladığın, kabul etmediğin bir kitabın artık gayrimüslimisin. Nasıl yumuşatacağımı bilemedim. Kafirsin diyemedim. Öyle oluyor yani şey, Kur'an-ı Kerim'deki bir ayeti yalanlasan iş tamam. Adam direkt dinden çıkıyor yani. Ben bütün ayetleri kabul ediyorum da işte bu yaratılış ayetlerini kabul etmiyorum dediğin zaman bütün sistem çöküyor. Allah'ı da kabul etmiyorsun. Çünkü yalancı bir aşağı sözler yalanlanıyor. Getiren melek yalanlanıyor. Efendimiz o ayetleri beyan etti, o yalanlanıyor. Kur'an-ı Kerim yalanlanıyor, gitti yani bütün sistem. Halbuki gözlemlenebilir, kainatta gözümüzün bir türden bir türe geçişini ispatlayamadığı dünyada topraktan yaratıldığımızı, topraktan geldiğimizi izah etmek daha kolaydır. Çünkü tatsız tutsuz bir topraktan her baharda elimize alıp yediğimiz rengarenk meyve ve sebzeleri, mesela bir elmayı, şeklinden, kokusundan, renginden, tadına kadar o çamurdan balçıktan bir araya getirip çıkartabilen bir Allah için bir insanı da o çamurdan şekillendirmek ne kadar zor olabilir ki? Mesela 30-40 yıl boyunca bir odada hapsedilmiş bir adam düşünsek ve bu adam daha önce tabii ki yeryüzünü hiç görmemiş olacak. Ona çıkartıp 30 yıl sonra çıktığı yeryüzü sahasında bir elmayı uzatıp göstersek ve desek ki bak bu gördüğün elma, aha bu topraktan çıkıyor. Adam bakacak ve elma nere, toprak nere? Bunun tadı nere, kokusu nere, rengi nere, şekli nere, bu nere? Saçmadır diyecektir. Halbuki gözümüzle görüyoruz ki basit bir topraktan envai çeşit meyve ve sebzeleri halk edip ortaya farklı farklı şekil ve tatlarda ve kokularda çıkartmak, bir Adem'i, bir insanı da o topraktan şekillendirmek, canlandırmak, kokulandırmak Allah için hiç de zor olmasa gerek. Zaten araştırmalara baktığımızda insan vücudundaki elementlerin topraktaki elementlerle neredeyse birebir olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bize ilk insanın bir silsile şeklinde orta katadan geldiğini değil, topraktan geldiğini, sonraki insanların ise onun menisinden, basit bir sıvıdan, sudan, üreyerek, türeyerek ortaya çıktığını, ala kan pıhtısından, anne karnındaki üç evreden, embriyo sürecinden, şu an gözümüze gördüğümüz günümüz sistemiyle ürediğini, türediğini ispat ediyor. Dolayısıyla sanırım şu an kendi vücudumuzun dahi cahili olan bizler, biz yokken dahi bu kainatı çekip çeviren bir Allah'a, küçük basit ilmimize
kafa tutmaya çalışıyoruz. Bu adeta yıllar yılı okullara gitmiş, tıp sektöründe bir çığır açmış, hayatını tıpa vermiş bir profesörün, bir dahinin karşısında okuduğu ilkokulda hayat bilgisi kitabından bir şeyler karıştıran çocuğun sen o ameliyatı şöyle değil de böyle yap demesi kadar basit ve küçük düşürücü olacaktır. Biz yokken dahi kainatı çeviren bir kudret, bizim şu an vücudumuza dönen işlerden biz dahi habersizken şu an çekip çeviren kudret mi daha iyi bilir bu dönen işleri, yoksa basit ilmi 3-4 yıldır araştırma yapan bizden? Garip. Bu konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'in de hak kitap olduğunu ispat eden yeni videoları isterseniz yorum kısmına da yazabilirsiniz. Zaten Kur'an-ı Kerim'in bir Allah kelamı olduğunu ispat edersek herhalde içine geçen cümlelerin de doğruluğu açısından pek bir şüphemiz kalmayacaktır. Darwin yaşasaydı bu odayı ederdi ya bence. Selamünaleyküm.